Onlar Allah'ı unutmuşlardır. Allah da onları unutmuştur. Yani onların Allah'ı unutması, beraberinde Allah'ın da onları unutmasını getiriyor demek, haşa Allah hafızasında tutamıyor demek değil. Allah'ın onları Allah'ı unuttukları şekilde terk etmesidir. Yani onlar istemedikleri için onlara bir tevbe imkanı vermemesidir. Onları münafıklıkta terk etmesidir. Allah'ın onları unutması bu demektir. Nihayetinde Haşr suresinde Allah-u Teala buyuruyor ki, sakın ha Allah'ı unutanlar gibi olmayın, sonra Allah onlara kendilerini unutturur. Allah'ın bir insana insan olduğunu unutturması, kendisini unutturması, onun ne olduğunu, ne yaptığını bilmez bir halde hayatta savrulması demektir. İşte münafıkların tipik özelliklerinden bir tanesi Allah'ı unutmalarıdır. Allah insanı hatırlarsın isteniyorsa Allah'ın hatırlanması gerekir. Öyle diyor Bakara suresinde. Fezkuruni ezkürküm. Siz beni hatırlayın ki ben de sizi hatırlayayım. Yani Allah beni unuttu, oh yırttık mıttık gibi bir takım sözler, bunlardan söz etmiyoruz. Allah'ın hafıza noksanlığı diye bir şey söz konusu değil. Kınadığı davranışı kim yapıyorsa onu o davranış içerisine terk etmesidir. Allah'ın onu o halde unutmasıdır. Nitekim Taha suresinde azap içerisine terk edilenlerin azapta unutulacağı da Taha 126. ayette beyan edilir. Ve kedalikel yevme tünsa. Siz vahyi dünyada nasıl unuttuysanız şimdi siz de cehennemde böyle unutulacaksınız diye böyle korkunç bir tehdit var. Nerede? Taha suresinin 126, 120.